derslerde anlatılmakta. Aslanlar avlarını ölüm ısırışıyla boynundan ısırarak çabucak öldürürken, sırtlanlar daha canlıyken karnından yemeye başlar. Belgesellerde çoğunlukla aslanın elinden avını alan sırtlanlar görürüz. Oysa gerçekte durum tam tersidir. Sırtlan, aslan ve leopardan çok daha küçüktür ve çoğu durumda avını aslana kaptırır. Esasında aslan da sırtlan gibi yarı yarıya leşçildir. Bu iki canlı da fırsatçıdır. Av bulamadıklarında başkasının avını çalmakta hiçbir sakınca görmezler. Gücü yeten yemeği kapar. Normal şartlarda aslanlar da sürü halinde avlanırlar ve avlarını sırtlanlara kolay kolay kaptırmazlar. Ancak bazı durumlarda aslanın yorgun, yaşlı, tek başına kalmış ya da tok olduğu gibi durumlarda avını sırtlana kaptırabilir. Sırtlanlar önemli miktarda leş yemelerine rağmen çoğunlukla yiyeceklerini kendileri öldürürler. Yetişkin benekli sırtlanlar sadece 60 kilo gelmelerine rağmen Afrika öküzü, zürafa gibi kendilerinden çok daha büyük hayvanları avlarlar. Sırtlanlar birçok büyük kedinin yaptığı gibi avlarına gizlice yaklaşıp sürpriz saldırılar düzenlemek yerine avlarını yorup bıktırıncaya kadar kovalarlar. Sırtlanların en önemli özelliği çenelerinin güçlü olmasıdır. Timsahlar ile birlikte en güçlü çeneye sahip olan vahşi hayvanların bir tanesidir. Çeneleri o kadar güçlüdür ki kemikleri dahi kırabilir. Aslanların bölümlerinde yer alan inanılmaz güçlü vahşi bir hayvan. Bufalolar oldukça ağır büyükbaş hayvan türlerindendir. Dolayısıyla ağırlıkları 850 kilograma kadar ulaşabilir. Aslanları boynuz darbeleriyle ağır yaralayıp ve hatta ölümlerine sebep olabilen iri ve son derece güçlüdür. Ayrıca oldukça agresiftirler. Öldürücü boynuzlarıyla saldırıya geçmekte ve bu sayede çoğu karşılaşmalardan galip ayrılarak dönmektedir. Sürüler halinde hareket etmeleri diğer vahşi hayvanların onlardan çekinmesine neden olabilir. Ama aç bir aslan için bu hiç önemli değil. Bufalolar sıklıkla aslanlarla karşılaşmaktadır. Aslanlar da sürüye saldırırken sürüdeki en zayıf ve en güçsüz olan bufaloyu bulup onu avlamaya çalışır. Ama sürüden ayırabilirse iri ve aşırı güçlü bufalolara bile saldırmaktan çekinmez, öleceğini bilse bile. Bir pençe darbesiyle bir atın bel kemiğini kırabilecek güce sahip olan aslanlar için avın kim olduğunun pek bir önemi yok. Çünkü saldırıya tek değil, grupla birlikte saldırırlar ve bu da onları yenilmez bir takım yapar. Aslanların yönlendiği her çeşit hayvan bulmak mümkün. Bunlardan biri de ölümcül ayak darbeleriyle onu avlamaya gelenlere zor anlar yaşatan zebra. Zebralar suda timsahlara karşı daha savunmasız olmasına karşın karada indirilmeleri zor hayvanlardandır. Aslanlar bile zebra saldırırken temkinli bir şekilde hareket eder. İçeri çekilebilen pençeleri ve takım olarak saldırmalarıyla zebrayı rahatlıkla indirebilirler. Ama ölümcül ayak darbelerinden kendilerini korumak şartıyla. Arka ayaklarıyla aslanın gövdesine veya yüzüne hedef alarak aslanı yere serebilir. Aslan alabileceği bu darbeyle yere düşebilir, ciddi bir şekilde sakatlanabilir veya hayatını kaybedebilir.
İşte doğadaki bu mücadelede iyi olan kazanacak. Firavun faresi kuyruğu ile birlikte 1 metre boyundadır. Çok hareketlidir ve korkunç bir düşmandır. Oldukça inatçı bir canlıdır ve avını asla bırakmaz. Kobranın ve yılanların çekindiği en bilinen düşman olan firavun faresi yılanlar ile karşılaşmaktan hiç korkmaz. Mücadeleden de genel olarak galip çıkar. Yılanın saldırılarından hızla kaçıp ataklarını savuşturur ve sonunda yılan üstüne atlayarak ensesinden yakalar. Derisi de, kalın postu da, zehre dayanıklılığı da onu korur. Firavun fareleri küçük memeli, kuş, balık, yumurta, meyve, kertenkele, yılan, timsah yavrusu, kurbağa ve böceklerle beslenirler. Hatta firavun fareleri engerek ve kobra gibi zehirli yılanları avlamaları ünlüdür. DNA yapıları nörotoksinlere dirençli olduğu için kral kobra gibi zehirli yılanların ısırıklarından etkilenmez. Aksine kanlarındaki nörotoksinler sayesinde ısırdıkları canlıları etkisiz hale getirirler. Aslanlar o kadar güçlü yaratıcılardır ki bir gergedanı, su aygırını ya da bir fili devirebilirler ve hatta bazen kendi aralarında bile ölümcül savaşlara girişebilirler. Aslanlar kendi gibi güçlü biriyle karşılaşırken her ne kadar temkinli olsalar da bazen grup halinde farklı gruptaki aslanlara saldırabilirler. Aslan çetesi diğer gruptaki erkek aslanlara tuzaklar kurup onları aile fertleriyle birlikte pusuya düşürüp infaz edebilir. Bazen erkek aslanlar kendi gruplarında bulunan erkek yavru aslanlara saldırıp onları öldürebilir. Sebebi ileride ona karşı çıkacak bir rakip oluşmasını engellemektir. Erkek yavruları saldırırken dişi aslanlar yavruları koruyup erkek aslanlara kafa tutup amansız mücadeleye girişebilir. Jaguar ismi jaguar kelimesinden türetilmiştir. Bu kelime tek bir sıçramayla öldüren anlamına gelir. Belgesellerde sıkça karşılaştığımız bu yırtıcı avcılar genellikle tek başlarına yaşarlar. Öylesine güçlü ve cesaretlidirler ki doğada hiçbir hayvan bir jaguara saldırmaya kalkışamaz. Her türlü hayvanın düşmanı olan bu tehlikeli canlılar insanlara da saldırır. Kısacası doğanın kafa tutulamayacak hayvanlarıdır. Aslan ve kaplan kadar büyük olmamalarına rağmen vücudundaki kuvvetli kas yapısı onlara bu saldırganlık yeteneğini katmıştır. Avının şakak kemiklerinden ısırarak beynini etkisiz hale getirir ve bu sırada şöldürme yöntemiyle diğer kedilerden ayrılır. Denizde timsah ve kayman avlamasıyla ünlüdür. Suya atlayarak avının beyninden tutup yakalar. Güçlü ve büyük olan arka ayakları üzerinde durabilen ayıların en büyük düşmanları diğer ayılardır. Ama emeklerini onlardan almak isteyen jilet dişi kurtların yanlarına gelmelerini hiç istemezler. Hem vahşi hem de yırtıcı olan ayılar yemeğini kaptırmamak için kurtlarla amansız bir savaşa girişebilir. Bazı özel durumlarda, örneğin bir kaplan veya diğer vahşi hayvanların saldırısına uğradığında ağaca tırmanarak kendini koruyabilir. Ayıların pençeleri çok büyük ve keskin olduğundan rakibine indireceği bir pençe darbesi karşısındakine ciddi hasarlar verebilir. Pençeleri ve dişleri çok keskin olduğundan ayı gibi güçlü bir rakip ile hiçbir hayvan kolay kolay karşılaşmak istemez.